24'ten merhaba değerli izleyiciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomiden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Haftanın son işlem günündeyiz. Birazdan gündemin ayrıntılarını da söylediğim gibi paylaşacağız. Ama önce rakamlarda son durum ne şu saat itibariyle onu paylaşalım. Sonra ayrıntılara geçelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yükselişle 93.785 puandan başladı. Şu saat itibariyle tabloya bakalım, durum nedir? 93.383 puanda BIST 100 endeksi. Ve dolar cephesinde durum ne? Hafta başından bu yana 5.50 seviyesinin hemen altında yatay seyrin izlendiği dolar kuru. Dün Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin gelen haberlerle sert geriledi. Onu hatırlatalım. Kur gece saatlerinde 5.30'a kadar geri çekildi. Güne 5.37 seviyesinden başladı ve şu saat itibariyle de yine 5.35 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Avro'da 6.07 seviyesinde değerli izleyiciler. Ve altında son durumun altına bakacağız. Altının gram fiyatı haftanın son işlem gününe yükselişle başladı, onu söyleyelim. Ve şu anda 209 lira 35 kuruş olduğunu görüyoruz. Çeyrek altında 343 lira şu an itibariyle. Ve petrolde durum ne bakalım. Amerika'da günlük ham petrol üretiminde geçen hafta 11.7 milyon varille yeni bir rekor kırıldı. Bu durumda petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Haftanın son işlem gününe 67 doların üzerinde başlayan Brent petrolün varil fiyatı şu saat itibariyle bakıyoruz. 67.44 dolar değerli izleyiciler. Ve son olarak faizleri de aktaralım ve bitirelim. Tahvil %20.03, repoya bakıyoruz %22.51 ve tablo böyle. Şimdi gündem, kısa bir haber turu, ardından ayrıntılar gelecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ve biz bugüne kadar 2003 yılından... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara sosyal konut müjdesi geldi. Kurum, TOKİ öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan sosyal konut projesi kapsamında bu yıl 46.700 konutun daha tesliminin yapılacağını duyurdu. Eylül ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Üretim yıllık bazda %2.7 geriledi. Üçüncü çeyrek verilerine bakıldığında ise %1.5 oranında arttığı görüldü. Ciro endeksleri de bu dönemde %32.3 oranında artış kaydetti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ocak-Ekim döneminde kurulan şirket sayısı geçen yıla oranla %19.72 artış kaydetti. Kapanan şirket sayısı ise bu dönemde %8.72 azaldı. Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku Eylül ayında geçen yıla oranla %1.5 azaldı. Böylece 116.8 milyar dolara geriledi. Amerika petrol üretiminde rekor kırdı. Günlük ham petrol üretimi geçen hafta 11.7 milyon varile ulaştı. Amerika ham petrol üretiminde de son 44 haftada 36 kere artış kaydetti. Ve ayrıntılar sayın seyirciler. Eylül ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı. Üretim yıllık bazda %2.7 geriledi. Üçüncü çeyrek verilerine bakıldığında ise %1.5 oranında arttığı görüldü. Ciro endeksleri de bu dönemde %32.3 oranında artış kaydetti. Sanayi üretimi Eylül ayında hız kesti. TÜİK'in verilerine göre yılın 9. ayında üretim hem yıllık hem de aylık bazda %2.7 azaldı. Üçüncü çeyrek verilerine bakıldığında ise üretimin %1.5 oranında arttığı görüldü. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda %5 arttı. İmalat sanayi sektörü %3.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise %1.3 azaldı. Eylül ayında toplam ciro ise geçen yıla göre %32.3'lük artış kaydetti. Bu dönemde de sanayi ciro endeksindeki güçlü artış dikkat çekti. Geçen yıla oranla %49.4 yükseldi. Hizmet sektörü ciro endeksindeki artış ise %37.1 olarak gerçekleşti. Yılın 9. ayında ticaret endeksi %26.2, inşaat sektörü ciro endeksi de %3.5 arttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ocak-Ekim döneminde kurulan şirket sayısı geçen yıla oranla %19.72 artış kaydetti. Kapanan şirket sayısı ise bu dönemde %8.72 azaldı. Ekonomiye duyulan güvenle birlikte Türkiye'de kurulan şirket sayısı da her geçen gün artıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekim ayına ilişkin açılan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ekim'de kurulan şirket sayısı aylık bazda %11.9 oranında artış kaydetti. Ocak-Ekim dönemine bakıldığında bu oran %19.72 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda ise artış %2.4 oldu. Kapanan şirket sayısı istatistikleri incelendiğinde ise geçen yıla oranla azalma yaşandığı görüldü. Ekim'de kapanan şirket sayısı %9.29 oranında düşüş kaydetti. Ocak-Ekim döneminde de kapanan şirket sayısı %8.72 azaldı. Aylık bazda incelendiğinde ise kapanan şirket sayısı %4.68 arttı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara sosyal konut müjdesi geldi. Kurum, TOKİ öncülüğünde dar gelirli vatandaşlar için başlatılan sosyal konut projesi kapsamında bu yıl 46.700 konutun daha tesliminin yapılacağını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ve biz bugüne kadar 2003 yılından bugüne yaklaşık 840 bin konut üretimini gerçekleştirdik. 655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. İnşallah bu yıl içerisinde 46.700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz. Ve bu yıl 21 bin yeni konutun da ihalesini gerçekleştirdik. Ve inşallah her yıl biz zaten 25 bin, 30 bin, 50 bin yılına göre, bölgesine göre, talebe göre konutlar üretiyoruz. 2019 yılı içerisinde de sosyal ihtiyaç talep neyse yine bu sayılardan az olmamak üzere üretimi gerçekleştireceğiz. Ekonomi gündeminden öne çıkan gelişmeler böyle sayın seyirciler. Bugün kahve molasında gayrimenkul ve inşaat sektörünü konuşacağız. Sektörde vergi ve harç avantajlarını, kampanyaları ve yeni yatırımları Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Yılmaz'a soracağız. Hakan Bey bir kez daha hoş geldiniz diyelim yayınımıza da. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sayın Yılmaz, şimdi öncelikle inşaat ve gayrimenkul sektörünün 2018 yılı değerlendirmesini soralım size. 2018 hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2018 genel itibarıyla biraz zorlu geçti. Bildiğiniz üzere son çeyrekte döviz kurlarının artışıyla ve diğer taraftan faizlerin artışıyla beraber bir yavaşlama söz konusuydu. İlk çeyrekte normal seyrinde devam etti ama son çeyrekte bildiğiniz üzere bunlar etkiledi. Fakat geçtiğimiz günlerde faizlerin yavaş yavaş aşağıya gitmesiyle ve kurların belli bir seviyeye oturmasıyla beraber bir canlanma söz konusu. Bu yaşanan süreçte de yeni düzenlenen kampanyalarla beraber sektörde bir hareketlilik söz konusu oldu. Bizim açımızdan baktığımız zaman da biz 2018 senesi içinde Emlak Konut GEO ile geliştirdiğimiz kentsel dönüşüm projemiz vardı Ayazma Başakşehir tarafında. O projemizi tamamladık ve hak sahiplerine teslim ettik. Diğer taraftan da bildiğiniz üzere Galatasaray'ın Emlak Konut GEO ile ve Yılmaz İnşaat'ta yani firmamızda gerçekleştirmiş olduğu bir projemiz vardı. O projeden biraz bahseder misiniz? Düşler Vadisi Riva projemiz. Düşler Vadisi Riva. Riva projemiz. Burada yaklaşık 1500 tane bağımsız villa üretmekteyiz. Geçen sene Eylül ayı içinde Emlak Konut ve Galatasaray ile bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşme neticesinde de yurt içi ve yurt dışı mimarlık firmalarıyla bir çalışma yaptık. Bunların içinden bir konsept projesi seçtik ve bu konsept projesiyle yürümeye karar verdik. Yaklaşık bir ay evvel falan basın toplantımızda projeyi basına, lansmanını mı yaptınız? Lansmanını gerçekleştirdik.
şöyle özetlemek gerekirse yaklaşık 1150 dönüm arazi üzerine 207 dönüm özel orman arazisi kapsıyor bu proje. Diğer tarafta 70 dönüm bir halkın da kullandığı bir park alanımız var. Bu park alanının içinde bir biyolojik göletimiz, bayağı büyük bir biyolojik göletimiz. O biyolojik göletin etrafına da oluşturduğumuz ticari alanlarımız var. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edeceğimiz bir ilköğretim okulu. Diğer tarafta bir camimiz ve yine projenin kapsamında bir özel okulumuz mevcut. Toplamda proje demin de söylediğim üzere 1500 villa. İlk etapını şu anda satışa sunduk. Bu da bir 509 villayı kapsamakta. Şu anda satışa başladık. Ne zaman bitirmeyi hedefliyorsunuz? Biraz şöyle, oturum amaçlı bir proje gibi görünüyor. Yatırım amaçlı da olabilir, olabilir. Fakat bizim de öncelikli hedefimiz yatırım oturumcuları elbette bu projeyi almak. Sosyal kullanım alanı oldukça evet, zengin bir evet, proje yani oldu. 1150 ortada dönüm arazide 870 dönümünü biz konutlar için kullanıyoruz. Geriye kalan alanlar demin de ifade ettiğim gibi park ve özel orman alanları. Bu özel orman alanının içinde yine bir macera parkı, yürüyüş alanlarımız, keza şeyin etrafında, park alanının etrafında binicilik kulüplerimiz, yine yürüyüş alanlarımız mevcut. Her villa yaklaşık 100-150 metrekareden başlayıp 900 ve bir dönüme kadar bahçe alanlarına sahip, kendilerine ait olan. Biz burada projeyi tasarlarken 2+1'den 5+1 ve kadar seçeneklerde villaları imal ettik. Evet. Şöyle ki bazı bölgelerde biliyorsunuz villa algısı olarak genelde 400-500-600 metrekarelik büyüklüklerde düşünülüyor. Evet. Fakat insanlar zamanla özellikle bayanlar belli bir zaman yaşadıktan sonra bu evlerin içinde sıkılıyorlar ve işlerini yapmak, o evi yönetmek onlara elzem hale geliyor. Bundan dolayı biz 2+1 villa da düşündük. Daha düşük. Aynı şekilde bağımsız. Düşük bütçeli hem de daha minimalist yaşamak isteyen insanlar için 3+1 keza villalarımız var. Dediğim gibi yani her keseye, her yaşam standardına uygun villalar tasarladık burada. Bu şekilde. Çok güzel. Hakan Bey, sektöre ilişkin de yine birkaç soru soralım projenizi konuştuktan sonra. Şimdi bugün için de en iyi yatırım aracı nedir diye soracağım. Konut mu? Öncelikli tercih bu mu olmalı yatırım açısından baktığınızda? Sizin alıcılara tavsiyeleriniz neler olabilir? Şöyle geriye dönük son 20 seneye baktığınız zaman konut ve toprak hiçbir zaman alıcısına kaybettirmemiştir. Tabii ki faiz, döviz bunlara baktığımız zaman bunlar da dönem dönem kazandırmış, dönem dönem kaybettirmiştir. Fakat konut hiçbir zaman geriye gitmemiştir. Bu yaşadığımız günlerde baktığınız zaman faiz oranlarının yüksek olması, döviz oranlarının yüksek oluşu konuta insanları biraz uzak tutsa da aslında şu anda tam bir alım zamanıdır. Yaklaşık %30-%40 genel girdilere gelen maliyet farkları henüz konut satışlarına tam manasıyla yansımamıştır. Özellikle İstanbul'da bildiğiniz üzere toprak üretmek, arazi üretmek oldukça zor. Yani kentsel dönüşüm projelerinde yeni yerler yaratabiliyorsunuz ama yeni araziler maalesef yaratamıyorsunuz. Belli bölgelerde yaratabiliyorsunuz. Bunları hep göz önüne aldığımız zaman da her geçen gün bu arazilerin düşüşüyle beraber arazi fiyatlarının daha yukarıya gideceğini ve keza o yukarıya gidişinde konut fiyatlarına oldukça yüksek yansıyacağını düşünüyorum ben. Bundan dolayı şu dönem aslında konut alıcısı için fırsat dönemidir. Faizleri işaret ettiniz Hakan Bey. Şimdi faizlerin düşüşe geçmesi de bekleniyor. İlk başta söylediğiniz gibi kurlarda istikrar sağlandı denilebilir. Sektör için faizlerin düşmesinin önemini soralım aynı zamanda size. Şöyle söyleyeyim. Bildiğiniz gibi %25 oranlarında evet, birleşik faiz, devlet tahvilleri oranı %25'lerdeydi. Son geçtiğimiz dönemde ki evvelsi gün yapılan ihalede de bu %17'lere falan düştü. Bu iyi bir şekilde inşallah
devam edecek ve bu yansıma sektöre de gelecektir. Konut kredisi faizleri biliyorsunuz şu anda ikilerde, 2,5 seviyelerinde seyretmekte. %1'in altına düştüğü zaman konut alıcısı için iyi bir oran olacaktır. Fakat son 3 seneye baktığınız zaman aslında sorarsanız konut üreticileri banka faizinden, banka kredisinden çok kendi finansal mühendisliklerini yaparak kendi bünyesinde kredilendirme yapıyor konut alıcılarına. Son 3 senedir bu şekilde ilerliyor. Bu kriz döneminde de keza o şekilde devam etti. Ama bankaların da sisteme dahil olmasıyla beraber konut satışlarının çok daha fazla yukarıya gideceğini ümit ediyorum ben. Peki. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Yılmaz, hem sektöre ilişkin bilgilendirdiniz hem de yeni projenize ilişkin bilgilendirdiniz. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Mersi. Sağ olunuz. Bitiriyoruz efendim. Hafta başında pazartesi günü kahve molasında yeniden görüşmek dileğiyle şimdiden mutlu hafta sonları. Müzik